Prag'dan Varşova'ya yola koyulduk. Aşağı yukarı 8,5 saat yolumuz var. Varşova'ya geldik. Sabah 9 civarı. Bunun bir hava var. Hadi bakalım. Kalmaya başladı. Bismillah. Varşova'ya vardık abi. Bundan sonra kalmak 10 saat burada biraz takılacağız. Gidelim önce bir lavabo ihtiyacımızı giderelim. Yemek, içmek, neyse yapalım işte bir şeyler. Evet, tekrardan merhabalar. Polonya'dayız. Sabahtan beri yoldayım, bayağı yoruldum. Ayaklarım artık beni taşıyamaz halde. Dinlenmeden uyku düzenim de biraz bozuldu. Yorgunum yani. Buralar bayağı sakinleşmiş. Demek ki neymiş, yazın buralar daha güzel. Kışa doğru berbat oluyor. Bir de havalar soğumuş. Kebapçıya geldik bir tane. Barbekü döner istedim ben bir tane. Servis sıfır. Şöyle bir şey yiyeceğiz. Berbat döneri yiyemedim. İtalyan pizzası, bir tane margarita, bir tane dört türlü peynirden yapılan pizza yiyeceğim. Hadi bakalım. Şunu deneyeceğiz yine. Harika. Tabii daha önceden ben buraya gelmiştim. Pizzalarını seviyorum buranın. Yine aynı tadı. Değişen şey yok, süper. Evet, tadına baktık. Karnımızı doyurduk. Nasıl tatlıcı. Biz evvel yerde bir kaza oldu. Adamlar birbirine girdiler. Şu tarafta olmuştu. Biraz alışveriş merkezinde zaman geçireceğim. Yılbaşına hazırlıklar şimdiden başlamış. Millet alışveriş. Süslemişler sokakları. Burası sanırsam yeni açılmış. Şimdi Polonya'ya gelmek isteyenlere biliyorsunuz bir önceki videolarda bahsetmiştim. Polonya iyi bir seçenek çünkü genelde buraya öğrenciler geliyor. Türkiye'den bayağı bir ilgi var buraya. Türk öğrenci çok görebilirsiniz burada. Fiyat olarak da Avrupa'da öyle pahalı bir ülke değil burası. Yani dil eğitimi için gelip daha sonrasında burada kalma imkanı sağlarsınız. Birçok ülkenin aslında en önemli ayağı, gitmek için en kolay ayağı eğitim olarak gitmeniz olacaktır. Ben bu şekilde size tavsiye verebilirim. Öte yandan da bazı şirketler var. Size işçi vizesi yapabiliyorlar. Tabii bunlar büyük paralar istiyorlar. O paraları vereceğinize eğitim amaçlı bir dil kursuna ya da okula yazdırırsanız kendinizi daha garanti şekilde gelmiş olursunuz. Şu Goyas markası. Buradaki fiyatlarına bir bakacağım. Burası marka. Bunlara baktıkça insanın canı çeker. Ne diyorduk? Polonya'da genelde böyle Türkiye Cumhuriyetlerden çok insan geliyor buraya çalışmaya. Yani işçi vizesiyle çok kolay vize alabiliyorsunuz. Öğrenci vizesiyle çok kolay vize alabiliyorsunuz. Esnek bir ülke. Buradan sonrası için de her zaman da söylüyorum size, ben diğer Avrupa ülkelerine zıplamanız daha kolay olacaktır. İlk etapta bu tarz ülkeleri seçin. Dil problemi var, evet. Buranın dili birazcık zor bir dil.
Yani dili zaten öğrenseniz burada, buradan da ayrılmazsınız. Litvanya'da da bu meşhur şehri var diyorlar bunlara. Çok, yani çok bu tarz ülkelerde bunlar çıkıyor. Böyle şekerlemeli mağazalar çok var. Tatlı ürünlerini seviyorlar bu, bunlar da toplum olarak. Ha, bir de şundan bahsedeyim, yani burası mesela, buranın insanı birazcık soğuk, böyle baktığınız zaman soğuk davranırlar. Soru soruyorsunuz böyle itici cevap verirler. Bunun sebebi milliyetçi olmaları. Dolayısıyla hani buraya geldiğiniz zaman böyle şeylerle karşılaşacaksınız. O yüzden benim size tavsiyem fazla da hani etkilenmeyin. Bunların yapısı böyle. Ben yukarı çıkacaktım bak. Heh, şuradan yukarı çıkalım. Etrafı da böyle gösteriyorum hani en azından bir göz aşinalığınız olsun, gelince zorluk yaşamayın yani. Yılbaşı havasına girmişler tamamen. Victoria's Secret. Kadınların en sevdiği mağaza. Avrupa'da yılbaşıyı kutlamak bence çok güzel. Bir de mesela benim sizden ricam, mesela videolarda yorum bölümüne muhakkak yazın. Hangi ülkeyle ilgili bilgi almak istiyorsunuz? Bilgilerde yani bu yorumlarda paylaşın. Ben ona göre sizlerle paylaşımda bulunacağım, video yapacağım. Bir de yani videolarda ben bakıyorum çoğu kişiye yani abone olmuş, bildirimleri açık değil. Bildirimlerinizi açıp tüm olarak işaretleyin ve bütün bildirimleri alın. Bu şartlarda ben kaç gün oldu? Yani 3 günde 4 ülkede bulundum. Zamanım kısıtlı olduğu için fırsat bulabildikçe böyle kısa kısa videolar şehirden çekmeye çalıştım. Yani buralara geldiğiniz zaman hani gezme amaçlı bile gelseniz birkaç gün kalmanız gerekli ki tadını çıkarasınız. Yoksa öbür türlü pek fazla bir şey alamıyorsunuz. Gözünüz ne bileyim arkada kalıyor. Evet. Buranın ismi Zalato Terrasse diye geçiyor. Zalato Terrasse. Gelmişken iPhone fiyatlarını da göstereyim ben size. iPhone 14 bu değil mi bakın. 1200 euro falan yapıyor bu. 1400 euro. Bu 1600 dolar. Wow. Yes. This is the best. Yeah. Best this one. From Mixed, huh? Yes, yeah, this one is the best. En iyisi bu diyor adam. Bakalım. Çözünürlüğü harika ya. Şuna bakın abi. Adama bak ya. Bakın. Bakınlaşınca cam gibi. Harika bir şey ya. Evet, parayı hak ediyor mu? Gayet güzel. Şunu gerçekliğini görüyor musunuz? Bakalım ne kadar ince. İnceliğine bakın, parmağıma bakın. Şöyle yapayım bakın, parmağımı. Dörtte biri yani. 2500 dolar yapar. 2000 dolar değil mi? Evet, aynen. 2000 dolar. Sony. Kaç para ya? 17 bin hesap edemiyorum artık ya. Yani. 4000 dolar falan. Evet, Polonya videomuz da buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye.